Dostlar yeni bir videodan herkese merhaba. Daha birkaç gün önce dünyada duyurulan Xiaomi 15 şu anda elimde. İnanılmaz heyecanlıyım. Bu arada gerçekten çok heyecanlıyım. Bazen Nalit Bebe benimle dalga geçiyor. Her şeye inanmıyorum abi diyorsun falan diyor ama... Ya hakikaten inanmıyorum çünkü önümdeki telefonun işlemcisi Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi. Yani ne anlama geliyor? Dünyadaki en güçlü mobil işlemcilerden bir tanesi. Android dünyasının zaten zirvesi. Şimdi biz bu arkadaşı iPhone 16 ailesindeki işlemcilerle kıyaslayacağız. Gerçekten inanılmaz yenilikler var. Niye diyeceksiniz? Bilgisayar seviyesindeki güç yeteneğine sahip olan işlemciden bahsediyoruz. Sadece işlemci de değil, ekran, kameralar, İşletim sistemi mesela HyperOS 2.0 görmeyi bekliyorum. Şimdi dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden bu kutuyu açalım. Bu kutu bize nasıl geldi? 2 gün önce Çin'de tanıtılan ürün bize nasıl geldi? Cevabı veriyorum Tekno Mehmet. Linkini de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendisine bu işbirliği için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kutuyu açalım. İnanılmaz bir şey. Sevgili Samet Jankovic bir ortam hazırladı. Dedi ki abi bunun bir ASMR'sinin olması gerekiyor dedi. Çünkü Yeşil Robot YouTube kanalında bu telefonu emcükleyeceğiz dedi. Yani etinden sütünden. Çiftliyim bu arada abi. Ama Yeşil Robot'a da bu. Yapacağız. Tabii abi sen ne yaptın ya? Şimdi dostlar haydi bakalım açıyoruz. Çok iyiydi abi. Çok iyiydi. Bir rahatlık geldi. Hissiyatı inan. Eline bir al. Of. Çok iyiydi. Aha. Adaptör. Ya bir ucu tip C, bir ucu tip A. Ama telefon güzel olduğu için özür dilerim. Özür dilerim şu an. Kutunun içerisinden 90 wattlık adaptörümüz çıktı. Bu adaptör tabii ki Avrupa'da yok ama Türkiye'de var. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir kılıfımız var. Kablomuz maalesef bir ucu tip A, bir ucu tip C ama 90 watt hızlı şarj ettiği için ağzımı açamıyorum arkadaşlar. Onun dışında ekran zaten korumalı. Xiaomi HyperOS 2.0 yazmıyor ama ben şimdi İngilizceyi seçiyorum. Next diyorum. Buradan skip geçeceğiz. Bir next. Tamam diyoruz. Tarla Çinlilerin üstüne. Her şeye tamam dedik. Yeni bir cihaz yapacağım dedim. Next diyorum. Bu arada ekrana işaret yapabiliriz. Parmak izi okutabiliriz. Ya da yüz tanıma yapabiliriz. Şimdilik ben bir şifre belirleyeyim. Çünkü parmak izini ne kadar hızlı okuyor bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi AI var. Yapay zeka. Tabii benim Çincem şu an o kadar fazla değil. Next dedim. Sistem navigasyonu nasıl olsun? Yani şöyle olsun şimdilik. Ve Xiaomi HyperOS tamam. 2.0. Abi Xiaomi HyperOS 2.0. Yeni özellikler neymiş bakayım. Tıklıyorum artık. Ya ne biçim çalışıyor ya. Yeni özellikler Çince. Bilemedik onu. Şimdi Wi-Fi'ye da bağlayacağım arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Akıyor telefon. Böyle bir şey olmaz. Daha bir de bunun prosu var. Ya vallahi çok heyecanlandım ya. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Acayip hızlı arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı. Kasanın tasarımı nasıl? Hemen söyleyeyim. Bir kere iPhone 12 ailesine benzeyen bir tasarıma sahip ve çok hafif. Bu arada burada da titanyum malzemeler var. Arka taraf hiçbir şekilde parmak izi bırakmıyor. Camlarda ilginç bir şekilde parmak izi kalmıyor. Bence bu önemli. Ekran müthiş. Ekran kas oranı birazdan teknik verilere geçeceğim. Abi ben çok heyecanlandım. Gerçekten çok heyecanlandım. Bu Xiaomi beni aşırı korkutuyor dostlar. Çünkü adamlar bir otomobil yaptılar. 40 bin falan sattılar. Böyle bir şey yok. Daha otomobil çıkarıp bir yıl olmadı. Yani işletim sistemi var. Bu işletim sistemi her yerde çalışıyor. Acayip bir ilerleme var. Ve nereye doğru gidiyor? Gerçekten beni çok düşündürüyor. Amerikalı şirketler adına endişeliyim. Onu söylemiş olayım. Şimdi dilerseniz aldığımız notlara başlayalım. Dostlar bu telefonun bana soracak olursanız en önemli özelliği Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan Android dünyasındaki ilk telefon olması 3 nanometre mimarisine sahip olan bir işlemciden bahsediyoruz.
İçerisinde Adreno 830 GPU var. Adreno 750'ye göre %40'lık bir performans artışı var ve CPU 4.32 GHz çalışma frekansına ulaşabiliyor. Hem CPU'da hem de GPU'da yani grafik ünitesinde aynı zamanda yapay zeka performansında inanılmaz artışlar mevcut. O nedenle bu telefon bizi heyecanlandırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki performansta bir artış var. Evet, ne oluyor? Batarya tüketimi nasıl acaba diyeceksiniz. Batarya konusunda da oldukça başarılı bir sonuç veriyor. 5400 mAh'lik bir bataryadan bahsediyoruz ve hızlı şarj konusunda az önce gördüğünüz 90 Watt'la hızlı şarj, 50 Watt'la kablosuz hızlı şarj, 10 Watt'la da ters şarj yapabiliyor. Yani bu arkadaş başka cihazları 10 Watt hızında şarj edebiliyor. Çok beğendiğim bu ekrandan sizlere bahsetmek istiyorum biraz. 1200'e 2670 piksel bir çözünürlükten bahsediyoruz. LTPO OLED bir ekran var. 1 milyar rengi barındırıyor ve ekran tazeleme hızı 1 ile 120 Hz arasında dinamik olarak değişiyor. 120 Hz'in Xiaomi 15'te olması güzel. Mesela Apple tarafında iPhone 16 ve 16 Pro ailesinde böyle bir fark var. iPhone 16 60 Hz'i desteklerken 16 Pro ailesi 120 Hz'i destekliyor. Bu telefonda ise Pro'da da 15 ailesinde de 120 Hz'i destekliyor. Bu güzel bir şey. Ekranda Dolby Vision aynı zamanda HDR 10 Plus teknolojisi mevcut. Maksimum parlaklıkta 3200 nit'e ulaşabiliyor arkadaşlar. Ekran çok başarılı. Hani başarılı demiyorum, çok başarılı. Bir de bunun prosunu görünce ne yapacağız? O konu hakkında hiçbir fikrim yok. Telefonun tabii ki kapasitesini merak edenler olabilir. Hemen söyleyelim. 256 GB'dan başlıyor. 512 GB ve 1 TB'a kadar çıkabiliyorsunuz. RAM'lerde 12 veya 16 GB olarak sizlere sunuluyor dostlar. Bu arada sahip olduğu depolama ünitesi UFS 4.0'ı destekliyor. Şimdi de geçelim kameralara. Leica işbirliğiyle geliştirilen kameralar oldukça iddialı. İşin içerisine sadece donanım değil yazılım da giriyor ve yapay zeka ile beraber ortaya müthiş sonuçlar çıkıyor. Önce donanımsal özelliklerden bahsedelim. Arka tarafta 3 tane kamera var. 50 megapiksellik ana kamera f1.6 diyafram açıklığına sahip 23 milimetrelik geniş açılı bir lensi var ve bu lenste optik imaj sabitleyici mevcut. Bir de yine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olan telefoto kameramız var. 60 milimetrelik. Bu kamera f2.0 diyafram açıklığına sahip 3x optik zoom yapabiliyor. Bu kamerada da az önceki ana kamera gibi optik imaj sabitleyicisi mevcut. Arkadaki kameralardan son olarak bir de ultra geniş açılı kamera var. Bu kameranın da çözünürlüğü diğer kardeşleri gibi 50 megapiksel, diyafram açıklığı f2.2 ve 14 milimetrelik bir kamera olduğu için 115 derecelik açıyı kaydedebiliyor. 8K 30 fps videolar çekebiliyoruz. 4K 60 fps videolar bizim tavsiyemiz. Bunları sorunsuz bir şekilde çekebiliyorsunuz. Şimdi de geçiyorum ön kameraya. 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olan f2.0 diyafram açıklığı bulunan 22 milimetrelik geniş açılı bir kamera. Bu kameranın güzel tarafı tıpkı arka kameralarda olduğu gibi ön kamerada 4K 60 fps video çekiyor. Şimdi dilerseniz örnek fotoğraf ve videolarla sizi baş başa bırakalım. Xiaomi 15'in ön kamerasını test ediyoruz. Şu anda düşük ışıklı bir ortamdayız. Gece karanlığında sokaktayız ve 4K 60 kare çekim yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda yanımdan da araçlar geçiyor. Eğer beni net bir şekilde duyuyorsanız gürültülü ortamda başarılı bir şekilde ses aldığını söyleyebiliriz. Bir de arka kameraya bakalım. Az önce izlemiş olduğunuz fotoğraf ve videolardan sonra şimdi de bağlantı seçeneklerine gelelim. Güzel haberlerim var. Bu telefonda Wi-Fi 7 teknolojisi mevcut. Yani önümüzdeki yıllarda da kullanılacak olan hızlı bir Wi-Fi bağlantısı bulunuyor. Bununla beraber Bluetooth 5.4'ü destekliyor. Bu da yeni nesil kulaklıkları destekleyeceği anlamına geliyor. Yeni nesil kulaklıklarda çok daha fazla band genişliği sunulurken aynı zamanda çok daha düşük bir güç tüketimi mevcut. Hatta bunlar sayesinde neler yapılabiliyor onu da söylemiş olalım. Kablo
kablosuz olarak yüksek çözünürlüklü sesleri aktarabiliyorsunuz. Hi-Res Wireless Audio. Snapdragon Sound teknolojilerini desteklediğini belirtmiş olalım. Dostlar, kutu açılışı ve ilk bakış videosu bu kadardı. Şimdi derinlemesine bir inceleme videosu gelecek. Sizin yorumlarınız burada önemli. Detaylı videoda ne görmek istiyorsunuz? Yorum olarak yazın lütfen. Bu videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Gece yarısı acil videolar tabii ki sizin için. Türkiye'de ilk kez Xiaomi'nin 15 serisini Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite platformunun Shifted Lightning farkıyla siz de şu anda izlemiş olduğunuz yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Bir de kanalımıza abone misiniz? Lütfen kontrol edin. Şimdi bir sürü video gelecek. Hem Shifted Lightning'de hem Yeşil Robot'ta. Bunlar içerisinde detaylı inceleme videosu ve kıyaslama videoları var. Lütfen takipte kalın. Hoşça kalın.